Doktor Est Önce Sağlık programını sunar. Bugün Kasım ayının bir programını yapıyoruz. Bizim için çok özel bir program. Neden? Çünkü Kasım ayı diyabet farkındalık ayı. Diyabet tüm dünyada global bir problem. Artık bir hastalık olmaktan çıktı. Dünyanın global bir problemi haline geldi. Bu nedenle hepimiz diyabet konusunda daha bilgili, daha donanımlı olmak durumundayız. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü olarak kutlanıyor ve Kasım ayı da özellikle diyabetle ilgili farkındalıklarla ilgili bir ay ve hepimiz bu konuda özellikle diyabetle uğraşan hekimler, diyetisyen arkadaşlar hepimiz diyabetle ilgili bilgiler vermeye ve farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Diyabet ekranı alabiliriz. Ben şu an paylaşıyorum. 11 erişkinden tüm dünyadaki rakamlardan bahsediyorum şu anda. 11 erişkinden biri diyabet. Özellikle 20-79 yaş arası baktığınız zaman tüm dünyada 463 milyon diyabetli hasta var. Yani aslında neredeyse hepimizin problemi. Daha ötesi 13 erişkinden birisi de gizli şeker. Yani 13 erişkinden birisi şu anda henüz diyabet olmadı ama diyabet olmak için aday. Yani diyabet olmadan önceki duruma, insülin direnci ve gizli şekere sahip. Demek ki daha ötesi, bir şey daha söyleyeceğiz. İki kişiden birisi şeker hastası olduğunun farkında bile değil. Yine geliyoruz ve bu diyabetli hastaların beşinden bir tanesi 65 yaş üstü. Yani 65 yaş üstüne gelindiğinde bu rakam daha da artıyor. Yani normalde 20-79 yaş arasında baktığımızda 13 erişkinden biri diyabetken 65 yaş üstüne geldiğimizde %20 gibi rakamlara geliyor ve 5 erişkinden biri şeker hastası haline geliyor. Sadece tabii ki erişkinleri, ileri yaş grubunu etkilemiyor. Gebelikte çok büyük bir problem haline gelmiş durumda. Her 6 doğumdan birisinde gebelik şekeri yaşıyoruz. Yani %84'ü gebelikteki şekerlerin gebeliğe bağlı şeker ve her 6 gebelikten birisi gebelik şekeri olarak devam ediyor. Bu neden? Nasıl bir sorun bizim için? Çünkü gebelik şekeri hem anne sağlığı hem de bebek sağlığı için çok riskli. İri bebek, anomalili bebek, annenin bebek içeride bebeğin ölü kalması, ölü doğması, erken doğması, tam gelişmemesi ya da bebeğin iri olması ileride erişkin döneme geldiğinde bebeğin şeker hastalığına ve obeziteye daha yatkın olması gibi çok ciddi sorunlar getiriyor bize. Bir de şu var, artık tabii ki şeker hastalığımız eskiden hep daha ileri yaşın hastalığı gibi düşünürken şu an bakıyoruz 20 yaş altında çok ciddi bir rakam var. Yani 1 milyon 110 bin 100 oranında bir çocuk diyabet hastası var. Tabii bunun bir kısmı tip 1, bir kısmı da ne yazık ki obeziteden, sağlıksız beslenmeden, hareketsizlikten kaynaklanan erken yaşta ortaya çıkan tip 2 diyabet. Bunun haricinde bakıyorum, bunu zaten biz söylemiştik. Peki diyabet nedir diye baktığımızda şöyle bir bakarsak, iki tane aslında hani birçok çeşidi var diyabetin ama toplumda çok fazla konuştuğumuz ve bildiğimiz iki çeşidi var. Hep gelirler hastalarımız da bize sorarlar tip 1 miyim, ben tip 2 miyim, hangisiyim, insülin kullanacak mıyım, kullanmayacak mıyım diye. Genel olarak tip 1 dediğimiz şey, pankreasın hiç insülin üretmediği ve dışarıdan insüline mutlaka mecbur kaldığımız ve dışarıdan insülin vererek tedavi edebildiğimiz erken yaşlarda, çocuk yaşlarda başlayan diyabet. Tip 2 ise daha çok insülinin duyarlılığında azalma ya da insülinin direncine bağlı ileri yaşlarda, daha ileri yaşlarda, çocuk yaştan daha ileri yaşlarda sağlıksız beslenme, hareketsizlik gibi birçok risk faktörünün bir araya gelmesiyle ortaya çıkan
Diyabet. Biz bu diyabette mutlaka insülin kullanmak zorunda kalmıyoruz. Hayat tarzı değişikliği, hareket etmek, egzersiz alışkanlıkları, oral antidiyabetik dediğimiz azdan alınan ilaçlar yetmez ise, belli bir ilerleme kaydedersek o zaman ancak insüline geçebiliyoruz. Tip 1'de mutlaka insülin eksikliği varken tip 2'de insüline karşı ağırlıklı olarak direnç görüyoruz. Bunun yanı sıra şuna bakmak lazım. Neler tip 2 diyabet için risk faktörü? Mesela bakıyorsunuz kişi yağlı bir karaciğeri var. Yağlı karaciğeri biz hep karaciğer hastalığı olarak algılıyoruz ve çok da önemsemiyoruz. Oysa ki yağlı karaciğer hastalığı dediğimiz hastalık aslında diyabetin en erken bulgularından bir tanesi. Yani bir kişinin eğer yağlı karaciğeri var ise o kişi şeker hastası olabileceğini düşünmeli, insülin direnci varlığını düşünmeli ve bu konuda tetkikler yapmalı ve bir takım önlemler almalı. Bunun yanı sıra bazı ilaçlar ve hormonlar. Neler? Mesela bazen istesek de istemesek de kullanmak zorunda kaldığımız ilaçlar var. Mesela kortizol tedavisi alıyoruz. Otoimmün hastalıkları, romatoid artrit hastalıklar var. Bu tür ilaçlar ne yapıyor? İster istemez karın tipi yağlanma yapabiliyor, organ yağlanması yapabiliyor, şekeri tetikliyor. Dolayısıyla kullandığımız ilaçlar da burada risk faktörü. Bunun yanı sıra neler diyoruz, bakıyoruz. Sigara, alkol kullanımı. Sigara, alkol kullanımı tabii ki her zaman alkol hem yağlı karaciğeri hem insülin direncini hem de kilo alımını tetikleyen bir şey olarak bizim için önümüzde bir risk faktörü olarak geliyor. Yüksek yağ oranları yani kolesterolde yükseklik, tansiyon yüksekliği, kişinin kilolu olması, vücut kitle endeksinin olması gerekenden 25 üstünde olması özellikle de bel çevresindeki yağlanmanın artmış, bel kalç oranında artmış olması, sağlıksız beslenme, hareketsizlik, bebekken 4 kilo üstünde bir bebek olarak doğmuş olmak, ailemizde şeker hastası varlığı, anne, baba veya yakın akrabalarımızın herhangi birisinin şeker hastası olması yine burada risk faktörlerinden bir tanesi. Depresyon, hamilelikte şeker yaşamış herkes ileride şeker hastalığı anlamında yine bizim için risklidir. Bu nedenle ne yapmamız gerekiyor? Bu risk faktörlerinden herhangi birisine ya da birkaçına sahipsek mutlaka bu konuda daha duyarlı olup yıllık takiplerimizi yapıp ve ona göre daha sağlıklı beslenmeye başlayıp daha sağlıklı bir hayat tarzını benimseyip diyabetten belki uzaklaşma şansımız olabilir. Hocam, bir de aslında risk faktörlerinden bazılarını kendi elimizde değiştirmekte bence. Değiştiremediğimiz faktörler yaşın ilerlemesi mesela ya da işte kullanılan bazı ilaçlar değiştiremediğimiz faktörlerken sağlıklı beslenme ya da sedanter yaşam tarzımızı değiştirme, alkolü ve sigarayı bırakma, düzenli beslenme, posa miktarını arttırarak, doymuş yağlardan fakir bir diyetle değiştirebildiğimiz faktörleri özellikle değiştirerek de hani korunmak özellikle bizim için diyabetten evet. Önemli burada. Evet, belki de risk faktörleri aslında ikiye ayırarak inceliyoruz. Ne yapıyoruz? Değiştirilebilir risk faktörleri, değiştirilemez risk faktörleri. Şimdi neyi değiştiremezsiniz? Anne babanızı değiştiremezsiniz. Yani genetiğimizi değiştiremeyiz. Demek ki genetiğimiz kenarda. Ama anne babasının her ikisi de şeker hastası olup kendisi şeker hastası olmayan kişiler olabileceği gibi anne babası şeker hastası olmayıp kendisi hayat tarzı değişikliği nedeniyle hayat tarzı kötü olduğu için şeker hastası olabilir. Yani değiştirilemez risk faktörü, evet, genetiğimiz bir değiştirilemez risk faktörü. Cinsiyetimiz değiştirilemez bir risk faktörü. Ancak doğduğumuz yer değiştirilemez risk faktörleri. Ancak neleri değiştirebiliriz? Nasıl beslendiğimiz, kilomuzu değiştirebiliriz, hareketliliğimizi değiştirebiliriz, stresi kontrol etmemizi değiştirebiliriz, uyku alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz. Bunları değiştirirsek zaten değiştirilebilir risk faktörleri bile bizim hiç şeker hastası olmamamızı sağlayabiliyor. Bizim için sıkıntı olmuyor. Peki sizler ne diyorsunuz? Diyabet için nasıl görüyorsunuz, sık mı görüyorsunuz? Polikliniğe, kliniğinize gelen hastalarda diyabet olduğunu herkes biliyor mu? Yoksa diyabet olarak olduğunu bilmeden gelen var. Danışanlarınız var mı?
Aslında en sık diyetisyenler olarak diyabette çalışıyoruz. Çünkü diyabet eşittir diyet demek. Ne yerseniz kan şekeriniz o gün o şekilde seyrediyor aslında. Tabağınızın karbonhidrat miktarı, glisemik indeksi ve aldığınız posa miktarı, su tüketimleri vesaire baktığımızda bunların hepsi aslında kan şekerinin şekillenmesine neden oluyor. Bizim hastalarda en çok fark ettiğimiz, gözlemlediğimiz şey aslında gizli şekerle, insülin direnciyle yaşıyor ama bunun farkında değil. Bize obezite için başvuruyor ama bozulmuş bir glikoz intoleranslarını da görüyoruz aslında baktığımızda altında. Şekerleri 100 mg'ın üzerine çıkmış, açlık atakları çok fazla, yemek yedikten sonra uyku hali var ya da vücudunda işte şekere bağlı bir kararmaların gözlemlendiği ya da vücudunda çatlamalar gördüğümüz hastalar aslında kendilerinin birer şeker hastası adayı olduklarının farkında bile değiller. Biz bu grup hastalarda aslında beslenmesini düzenlerken onları diyabete karşı da korumuş oluyoruz. Çünkü diyabet başlamadan 5 yıl önce insülin direnci başlıyor. Çünkü insülin direnci kontrol edilemezse ilerideki diyabetin ayak sesleri aslında. Diyabeti kontrol ederken beslenme burada çok önemli. Çünkü her zaman diyoruz diyabet eşittir diyet. Diyetiniz ne kadar iyi, doğru ve sağlıklıysa sizin de şeker hastalığında korunmada değiştirilebilir risk faktörlerin başında gelen beslenmeyi kontrol etmek aslında hepimizin elinde. Genetik olarak dediğimiz gibi hastalık payımız işte obezitede bile ailemizin, anne ve babanın obez olması %30 etkinken %70 kilomuz aslında bizim elimizde kontrol etmek. Doğal bir seyrimiz var, yani yağlanma katsayımız var. Bu ne kadar diye baktığımızda herkes boyunun karesi kadar 10 yılda bir kilo alması gerekiyor ama toplum olarak baktığımızda boyumuzun karesi değil, bunun 3-4 katı kadar hızla kilo almaya devam ediyoruz. Ki kadınlarda yaşanılan gebelik sayısı, gebeliklerdeki kilo artışları, gebelik şekerine eşlik etmemesi de kadının yağlanma katsayısını arttırabiliyor. Yine baktığımızda diyabet kadınlarda daha fazla. Çünkü obezite Türkiye'de bakıldığına göre 2 kat daha fazla Türkiye'de kadınlarda obezite riski. Yine diyabeti de yanında çağırmış oluyor aslında. Evet. Ekrana yansıtırsak aslında şu an ne yazık ki 2 kişiden birisi şu an diyabet olduğunun farkında değil. Yani toplumda belki Cemile Hanım ve şu anda İrem Hanım burada. Belki 2 kişiden birisi, yani belki birisi şeker hastası ve farkında değil. Aslında hangi şikayetler onları kendisine getirmeli? Mesela çok su içiyorsanız, sık idrara çıkıyorsanız, baş ağrılarınız anlamlandıramadığınız bir baş ağrınız varsa, gece tuvalete çıkmak durumunda kalıyorsanız ve sebepsiz kilo kaybı başladıysa, birçok insan aslında kilo vermeye başlıyor. Çok da mutlu, ne güzel, çok da güzel yiyorum, içiyorum, kilo veriyorum diye gayet mutlu. Ama baktığınızda ne oluyor? Aslında bu kilo kaybının altında yüksek şeker yatabiliyor. Yani çok su içme, sık idrara çıkma, çok yemek yeme, bulanık görmeye başlama, gece idrara çıkma, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı şikayetleriniz varsa veya anlamsız, anlamlandıramadığınız, diyet yapmadan verdiğiniz bir kilo kaybınız varsa o zaman mutlaka, hatta acaba bir şeker mi var diye bir tetkik yaptırmak durumundayız. Mutlaka acaba ne oluyor bakılması gerekiyor. Tabii ki senin dediğin çok doğru. Yani birçok insan aslında farkında değil. Obeziteden şikayet ederek bize geliyor. Diyet yapmak istiyor, kilo vermek istiyor. Aslında bunların altında bir şeker hastalığı varsa sadece diyet yaparak bunu düzeltemez. İnsülin direncini de düzeltmesi lazım. Şekere karşı olan zafiyetini, şeker isteğini de düzeltmek lazım. Hem şeker Türkiye'de çok yüksek oranlara geldi. Şu an 15.7 oranında. Yani en son Endokrin Derneği'nin yaptığı çalışmaya göre %15.7 gibi bir orandayız. Türkiye'de hem şeker konusunda çok hızlı yukarılara giden bir ülke, hem de obezite konusunda çok hızlı yukarıya tırmanıyoruz. Aslında Amerika'yı neredeyse yakalamak üzereyiz. Şu an Türkiye'deki verilere baktığınızda her 3 kişiden birisi obez, her 3 kişiden birisi fazla kilolu. Yani 3 kişiden ancak sadece bir tanesi normal kilolu. Zaten böyle bir rakam varsa 15.7 oranındaki bildiğimiz diyabetli ve bir o kadar da kendisinin diyabet olduğunu bilmediğimiz diyabetli var. Ve o zaman bu ciddi bir ülke sorunu da anlamına geliyor. Çünkü her bir diyabetlinin işte ilaç kullanması, doktora gitmesi, hayat tarzı değiştirmesi, bunun hepsi devlet anlamında da bir maliyet. En güzeli ilaç kullanmak, insülin kullanmak değil, en güzeli aslında hiç şeker hastası olmamak, hep sağlıklı olmak. Bunun yanı sıra bakıyorum,
Bir de şey, tanıyı nasıl koyacağımızla ilgili bir sıkıntı var. Birçok insan rakamlar konusunda birazcık sıkıntılı. Mesela açlık kan şekeri gidiyor, sağlık ocağında tahlilini yapıyor, 110. Doktor arkadaşlarımız diyorlar ki 110, biraz dikkat etsen toparlar, hiç de bir sıkıntı yok. Hani ama birazcık şeker yememeye dikkat et. Dikkat et yediklerine, içtiklerine deyip gönderiyoruz. Aslında bu konuda çok ciddi yanlış yapıyoruz. Çünkü baktığımızda açlık kan şekerinin 100 ila 125 olması, yani siz gittiniz sağlık ocağında veya herhangi bir sağlık kurumunda bir tetkik yaptırdınız. 100'ün üstünde, 125'in altında bir açlık kan şekeriniz varsa siz gizli şekersiniz, net. İnsülin direncinin de ötesine geçmişsiniz ve gizli şekersiniz demektir. Ve gizli şeker aslında şeker hastalığı kadar risklidir. Yani şeker hastalığı bana hangi damar hastalıklarını, hangi organ hastalıklarını getiriyor ise aslında gizli şeker de aynı organ hastalıklarını bana getirir. 100 ile 125 arasında bir açlık şekerim gizli şeker dedim. 126 ve üstünü gördüğümüz anda o artık şeker hastası olduğumuzu gösteriyor. Bu tokluk kan şekeri anlamında baktığımızda 140'a kadar ölçtüğümüz tokluk kan şekeri normal. Ancak 140 ile 199 arasındaki bir tokluk kan şekeri, ki tokluk kan şekeri ne demektir? Ağzımıza aldığımız ilk lokmadan tam 2 saat sonra ölçtüğümüz şekere biz tokluk kan şekeri diyoruz. Eğer spontan olarak bir sağlık kurumunda herhangi bir ya da parmak ucundan yaptığınız testte tokluk kan şekeriniz 140 ile 199 arasındaysa siz yine gizli şeker demeksiniz. Yani yine biz gizli şekeriz. Hiç de öyle gidip sadece diyet yapmakla değil, hayat tarzını tamamen değiştirip, sistemi tamamen değiştirip gizli şekeri geriye çevirmek durumundayız. Çünkü gizli şeker geri dönebilir. Hatta şeker de geri dönebilir bir hastalıktır. Yani şeker hastalığı geri dönemez. Bir kere şeker hastasıysanız hep şeker hastası kalacaksınız diye bir kaide yok. Biz eğer kilolu olduğumuz için ve kötü beslendiğimiz için şeker hastası olduysak bunun tersini yaparak da gayet de güzel bunu geri alabiliriz. Peki diyabet tanısını nasıl koyuyoruz? Herhangi bir zamanda gittik baktık kan şekerimiz 200 veya üstünde. Zaten 200 veya üstünde bir değeri görüyorsak bu çok su içme, çok idrara çıkma, bulanık görme veya kilo kaybı, halsizlik, yorgunluk şikayetlerimiz de buna herhangi birisi eşlik ediyorsa zaten biz direkt 200'ün üstündeki değerle şeker hastasıyız diyebiliyoruz. Ya da yükleme testleri yapılabiliyor. Yani şeker hastası gizli şeker konumunda ancak şeker hastası olduğundan şüpheleniyorsanız bir de yükleme testlerimiz var. 75 gramlık glikoz sıvısı içiriyoruz hastamıza. Açken bir testini alıyoruz. Tokken birinci saatte, açlıktan sonraki birinci saatte ve ikinci saatte tekrar kan şekerlerini alıyoruz. Açlık kan şekeri 93, tokluk kan şekeri, birinci saat kan şekeri 153, ikinci saat şekeri de 199'un üstündeyse yine o zaman siz şeker hastasısınız tanısını koyabiliyoruz. Peki sizler geldi hastanız, obezite için geldi, şeker hastası olduğunu gördünüz. Nasıl bir öneride bulunuyorsunuz? Yani nasıl bir beslenme öneriyorsunuz? Şeker hastasısın, neleri yeme, neleri ye, nasıl bir hayat tarzı değişikliğine nereden başlıyorsunuz? Şimdi şöyle, aslında en çok gördüğümüz tablolardan birisi de insülin direnci dedik. Bu noktada insülin direncini kırmak bizim için kilit bir nokta. İnsülin direncini kırmak için de karbonhidrat tüketimini sınırlamak gerekiyor. Çünkü pankreasın yükünü azaltmamız lazım. Pankreas hem sindirim enzimlerine, aynı zamanda da insülin salgıladığı için kaliteli karbonhidratlar tüketip daha çok patates, pirinç, buğday gibi olan karbonhidratları aslında diyetten belirli bir sürü özellikle çıkarmamız gerekiyor. Çünkü zaten pankreas insülini fazla salgıladığı için bir de sindirim enzimleriyle beraber yoruluyor. Aynı zamanda öğün sayısını da düşürmemiz gerekiyor. Yani insülin direncindeki kilit noktalardan birisi 2 ila 3 öğün beslenme. Yani kişi geliyor mesela 6 öğün besleniyor. Önce diyoruz ki hani çok zorlamamak adına 5 öğünle başlayabiliyoruz. Sonra 4'e indiriyoruz. Sonra 3'e. Eğer o kişi alışabilirse 2 öğüne kadar indirmek bizim için aslında en doğrusu. Eskiden şeker hastalarına ne deniyordu? Ara öğün ana öğün, ara öğün ana öğün, 6 öğün mutlaka beslenmelisiniz deniyordu. Şimdi eğer insülin kullanmıyorsa, günde 4 defa insülin, intensif insülin
yoğunlaştırılmış insülin kullanmayan bir hastadan bahsediyorsak iki öğünde besleyebiliyoruz hastayı ki artık yeni yayınlar bu tür beslenmenin hasta için de çok faydalı, şekeri için de çok faydalı olduğunu bize gösterdi. Peki içerik olarak karbonhidratı kısıtladık. Başka kısıtladığınız bir şey var mı? Süt ve süt ürünlerinin de kısıtlanması gerektiği yine son yayınlarda gösteriliyor. Süt aslında glisemik indeksi düşük olmasına rağmen insülini çok salgılatıyor. İçerisindeki whey proteiniyle beraber. Aynı zamanda kazein de IGF dediğimiz faktörü artırarak yağlanmaya neden oluyor. O yüzden süt ve süt ürünlerinde insülin direncinde en azından pankreası toparlayana kadar bir aylık sürede diyetten çıkarmak bizim için daha kaliteli bir beslenme şekli oluşturuyor. Sonrasında inflamasyonu önlemek adına zerdeçal, omega 3, D vitaminleri bunları eklemek de çok değerli bizim için. Aynı zamanda tahıllar ve kuru baklagilleri de başta çıkarmak gerekiyor. Çünkü içerisindeki fitatlardan dolayı pankreas çok yoruluyor. Pankreası dinlendirmek istediğimiz için de en azından başında tahıllar, kuru baklagilleri çıkararak ya da fermente ederek, filizlendirerek tüketmek bizim için çok daha iyi sonuçlara yardımcı oluyor. Aynı zamanda insülin direnci hastalarımızda şunu görüyoruz. Kilo verdirebiliyoruz ama biz o bireylerde yağ yakımını gerçekten zor şekilde sağlıyoruz. O yüzden de aslında asıl hedefimiz beyaz yağ dokusu ve kahverengi yağ dokusu var. Beyaz adipoz dokudan kahverengi yağ dokuya geçirmemiz bizim için çok daha iyi. Düşük vücut ağırlığı ile paralel seyreden bir şey aslında kahverengi yağ dokusu. İyi bir doku olarak düşünebilirler bunu. Onun için de önerilenler düzenli egzersiz yapılması ve insülin direnci olan bireylerde özellikle sabah aç karnına egzersizi yapmak bizim için çok daha değerli. Çünkü yüksek insülin yağ yakımını da engelliyor aslında. Evet, insülin çünkü anabolizan bir hormondur. Anabolizan hormon ne demektir? İnsülin bir araya getirir, hep toparlar, yağlandırmaya meylettirir. İnsülin direnci olduğunda aslında şöyle düşünmek lazım. İnsülin direnci olarak bakıyoruz ama o insülin direncini yenebilmek adına pankreas hep daha fazla insülin salgılamak zorunda kalıyor. Vücutta hep bulunan daha fazla insülin de bizi sürekli yağlandırmaya meylediyor. Bir de insülin direnci olan tabii hastaların farklı bulguları da var. Sen anlattıktan sonra hangi şikayetlerle acaba kendisinde insanlar insülin direnci varlığından şüphelendiğini onu da konuşmak lazım. Yani işte yemek sonrası ağırlık hissi onları da konuşalım ki insanlar ya bende acaba insülin direnci var mı gibi şüphelenebilsinler. Aslında insülin direnci olan bireyler kolay acıkmıyor. Yemeğe başladıktan sonra ya doymak bilmiyorlar ya da yemekten sonra direkt tatlı istiyorlar. Tatlı istekleri çok fazla oluyor. O yüzden aralıklı orucu da daha çok öneriyoruz aslında onlarda. Çünkü geç başlatabiliyoruz. Çok açlık hissetmiyorlar. Açlığa dayanıklı oluyorlar. Ama açlıktan sonra yani beslenmeye başladıktan sonra özellikle beslenmelerini kontrol etmeleri zor oluyor. Yani sürekli insülin salgıladığı için vücut onu istemiyoruz özellikle. Yani 6 öğün beslediğiniz insülin direnci hastası zaten insülin direnci hastasının en büyük sorunu yemek yedikten sonra acıkmasıdır. Yani akşama kadar aç kalır hasta hiç acıkmaz. Ama yemek yer yemekten yarım saat sonra o tatlıyı tekrar yemek isteyecektir. O yüzden bu hastalarda 6 öğün beslediğinizde sürekli insülin salgılatıyorsunuz ve sürekli acıkmasını sağlıyorsunuz. Evet. Hiç bitmeyen bir acıkma ve yeme döngüsüne giriyor. Aslında en çok gördüğümüz şey de gece yeme sendromları. Yani çünkü şeker metabolizması bozuldukça gece kalkıp öğün arayışları, işte titreme vesaire de gözlemleyebiliyoruz. Aslında insülinin en çok düştüğü saatler sabah saatleri. Uzun süreli açlıklarda insülin salınımı düşüyor. Sindirim inaktif hale geldikçe, insülin salınımı düştükçe aslında yağ yakımını başlatabiliyorsunuz. O yüzden sabah aç karnına yapılan sporlar etkin olabiliyor yürüyüşler. O yüzden zaten sabah aç karnına yürüyüşü öneriyoruz. Ve eskisi gibi, eskiden insülin direncinde önerildiği gibi 6 öğün bir beslenme asla önermiyoruz. Ne kadar intermittent dediğimiz 2 öğün aralıklı oruç gibi beslenme insülin direnci hastaları için çok iyi. Peki hangi şikayetlerle geliyorlar? Mesela yemek sonrası üstüne bir ağırlık, böyle hafif bir tatlı ağırlık çökmesi, yemekten sonra acıkması, tatlı isteği, çok acıktığında gerginleşmesi, kendini kötü hissetmesi, kaşının üstünde gözüm var, en olmayacak şeylere sinirlenmesi, işte o bir lokma, iki lokma tatlı yediğinde hemen rahatlaması, bunlar aslında bize insülin direncimiz var mı acaba gibi bir konuda destek olmalı. Acaba var mı gibi gidip bakılması gereken durumlar. Peki İremciğim, obezite ile diyabet arasında bir ilişki var mı? Şöyle, üç kişiden biri obez dedik.
Bunun yanında Avrupa'da bir numarayız obezitede. Yine baktığımız zaman çocukluk çağı obezitesi çok yüksek. 8 çocuktan birinde obezite var. Yine diyabet verileriyle eşlik ediyor. Aslında baktığımız zaman her obez hasta 10 yıl içerisinde diyabete yakalanma riski çok fazla. Ben her zaman hastalarımı uyarırken, bakın bugün obezite var ve kaç yıldır obezite ile mücadele ediyorsun ve bundan sonraki döneminde kaç yıl sonra aslında bir hapa başlayacağını, bir ilaç tedavisine başlayacağını farkında bile değilsin. Şu an yapacağın değişiklik seni birçok hastalıktan, birçok kronik hastalıktan ve başta gelen şekerden seni koruyacaktır. Aslında diyabet dediğimiz şey metabolik bir sendrom. Yanında kardeş hastalıkları da bir beraberinde getiren, işte karaciğer yağlanmasıdır, kalp damar hastalıklarıdır, hipertansiyondur vesaire. Bunları da bir arada çağıran komplike bir durum aslında şeker, diyabet dediğimiz şey. Diyabet başladığında bunun tedavisi uzun süreçli, yine dönmeyecek ya da geri gelmeyecek diye bir durum yok. Aslında sağlıklı beslendiğinde, sedanter yaşamı kontrol ettiğinde diyabeti yenebilirsiniz, kontrol altına alabilirsiniz. Fakat birçok kişi obezite ile diyabet arasındaki ilişki, her 10 obezden yaklaşık 8'i diyabete yakalanabiliyor. Evet, demek ki obezite varsa vücudumuzda o değiştirilebilir bir risk faktörüdür. Obeziteyi, yani kilo kaybının düzeltilmesi şeker riskimizi çok ciddi azaltacak. Aslında bu kilo kaybıyla ilgili çok böyle büyük rakamlardan da bahsetmiyoruz. Yani bir kişi aslında var olan kilosunun %5'ini dahi kaybettiğinde hastalık riski çok ciddi azalıyor. Yani hani 150 kilo bir insanın 15 kilo vermesi ya da 7,5 kilo %5 ya da %10 vermesi hayatının tamamen hastalıkları %50 oranında azaltabilen bir şey. Yani çok afaki 40'lı 50'ler kilolardan bile bahsetmiyoruz. Ufacık bir çaba, bir miktar çaba bile hastalık risklerimizi %50 azaltabilir konumda. Peki insülin direncinde dedik ki beslenmeyi, Cemile dedi ki evet beslenmeyi değiştirelim. Sabah erken saatlerde egzersiz alabiliriz. Peki verdiğiniz mesela şu çayı iç, bu çayı iç, şu takviyeyi al gibi bir öneriniz var mı? Evet, yani özellikle başta insülin taşıyıcıların aktivasyonu için tarçın çok önemli. Evet. Çemen otu, ginseng, C vitamini, D vitamini, alfa lipoik asit özellikle çok çok önemli bize. Aynı zamanda enzim fonksiyonları için de gerekli olanlar var. Bunlardan da yine kurumu söyleyebiliriz, krom pikonilat. Tokluğu sağlamada özellikle çok yardımcı oluyor. Çinko, D vitamini, yine burada da alfa lipoik asitten bahsedebiliriz. Magnezyum özellikle çok çok önemli bizim için. Hem enerji taşınmasında hem de insülinin salınımında aynı şekilde etki. Ferritin özellikle enflamasyonu, enflamasyonla ters ilişkide aslında ferritin ve çoğu hastalığın da nedeni enflamasyon olduğu için o noktada da bize... Ferritin biraz karışık, yani ferritin tabii akut faz reaktanı bir taraftan, ferritinin çok çok yüksek olması, yani gerçekte demir deposu olarak değil, enflamatuar marker olarak çok çok yüksek olması da enflamasyonu gösterir. Ama çok düşük olması da sistemin yavaş işlemesini sağlar. Ferritin de birazcık o akut faz reaktanı olduğu için bir ufak bir karışıklık var. Aynı zamanda berberinden bahsedebiliriz. İnositol, miositol oranlarından bahsedebiliriz. Yani özellikle bahsettiğimiz, yani meyve mesela tüketecekleri zaman bir porsiyon çok geçmiyoruz zaten. Üzerine tarçın serpimde tüketin diyoruz mesela. Ya peki hep soruyorlar. Hep bana da soruyorlar. Peki ben hiç meyve yemeyecek miyim? Ya öyle değil tabii ki. Glisemik indeksi düşük olanları tercih etmekle beraber özellikle kuru meyvelerden mesela ben uzak durulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü fruktoz içeriği daha yüksek oluyor diğerlerine göre. Ve tüketildiği zaman da mesela sabah kahvaltıdan sonra erken saatlerde tüketilmesi bizim için daha iyi. Daha geçe kalmamalı. Hem sindirim enzimleri açısından. Yani güneşin batmasıyla beraber beslenmeyi bitirmemiz gerekiyor zaten. Meyve de aynı şekilde güneşin batışından çok daha önceki saatlerde tüketirsek bizim için pankreası da daha fazla yoğun. Yormadan daha iyi bir sağlayabilir kan şekerini. Aslında en güzel yapacağımız şey bütün beslenmemizi güneşin batışıyla kapatmak. Tabii yapamıyoruz. Biz genelde tam tersi akşam eve geliyoruz, yemeğimizi yiyoruz. Yemekten sonra işte meyvemizi, çerezimizi, belki mısır patlatıyoruz, kış geliyor, kestane falan derken, çayın yanına bir şeyler derken bakıyorsunuz. Zaten biz o 7 ile 12 arasını full yiyerek geçiyoruz. Yatana kadar en yanlışını yapıyoruz tabii ki. O zaman hiç meyve yemeyecek miyim sorusunun cevabı yiyeceğiz ama doğru meyve yiyeceğiz ve ölçülü yiyeceğiz. Peki hiç tatlı yemeyecek miyim İrem? Ben şeker hastasıyım.
Şöyle tatlı konusunda ilk başlarda diyabetin ilk tanısını aldığımız dönemde aslında uzak durmak gerekiyor. Sonrasında eğer diyetin hayatına eklemek istersek tatlandırıcılarla yani doğal tatlandırıcılarla yapılmış içerisinde düşük glikozun içerdiği bir tatlı planlanabilir. Fit tatlılar artık diyetlerimize çokça yer veriyoruz. İşte glisemik indeksi olan meyveleri kullanarak onlara birkaç tatlı tarifleri veriyoruz aslında hastalarımıza. Genelde şerbetli tatlılar gibi karbonhidrat oranı, şeker oranı yüksek tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih etmelerini öneriyoruz. Tatlı yedikleri gün aslında meyve ve ekmek porsiyonlarını düşürmelerini, yedikten sonra bol tarçınlı bir süt tüketmelerini öneriyoruz aslında. Çünkü glisemik indeksi kontrol etmek amacıyla bol tarçınlı bir süt verilebilir akabinde. Dediğimiz gibi içerisinde şeker bulunmayan doğal tatlandırıcıların olduğu bir fit tatlı yapılabilir aslında. Hatta böyle mesela inciri bazen geçiriyoruz. İncirden, hurmadan onları da şeker olarak kullanarak yaptığımız tatlılar var. Onları tüketebiliriz tabii ki doğal tatlı olarak. Stevia yine şeker otu kullanabiliriz. Hazır stevia demişken, peki tatlandırıcı İrem ne diyorsun? Diyabette tatlandırıcı kullanabilir miyim? Ben hiç şekersiz bir şey yiyemiyorum diye düşünüyorum dedi hasta. Ben ne yapacağım yani şeker mi atayım ne yapayım tatlandırıcı kullanabilir miyim dedi. Aslında şeker hastalarının şeker duyusu çok fazla. Dillerinde tatlı reseptörleri çok açık. Ve tatlıya karşı bir zaafları var gerçekten. Ve bunu yenmeleri adına ilk etapta geçiş noktasında biz doğal tatlandırıcıları kullanabiliyoruz. En çok istediğim şey aslında tamamen hayatlarından çıkartmaları ama eğer mümkün değilse, eğer bir tatlandırıcı kullanacaksa bunu doğal tatlandırıcıdan yana kullanması. Çünkü piyasada hem yapay hem de doğal tatlandırıcılar var. Yapay tatlandırıcılara baktığımızda dikkat etmek gerekiyor. Etiket arkasını okurken asasülfam K, sakkarin, sükraloz, aspartam gibi yapay tatlandırıcılardan uzak durmak gerekiyor. Birçok firma bunu kullanabiliyor aslında diyabetik ürünlerin içerisinde bile. Akılcı olmak gerekiyor çünkü bunlar yine tatlı reseptörlerini açık hale getiriyor. Yani beyinde aynı duyulara sahipsiniz ve baktığımız zaman tatlandırıcı kullanılan ürünlerde daha az kalori, daha az şeker almanıza rağmen daha çok yemeye sevk ediyor. Çünkü duyu hiçbir zaman kapanmıyor aslında. Bir sonraki öğünde tekrar aynı duyuları hissediyorsunuz ve öğüne karşı istek duyuyorsunuz aslında. Tatlandırıcılar mikrobiyotanızı çok olumsuz etkiliyor. Yani probiyotikler aslında tatlandırıcılardan hoşlanmıyor ve onların varlığında aslında popülasyonları düşmeye başlıyor. Keza merkezi sinir sistemini uyardı. Alzheimer ve unutkanlığa neden olduğu söyleniyor. Yine baktığımız zaman karaciğere bir yük, yani tatlandırıcıların yoğun ve yüksek miktarda alınmış olması yine pankreasında dengesini bozabiliyor. Kullanacaksak eğer şeker otu gibi dediğimiz stevia ya da splenda gibi türleri kullanabiliriz. Doğal tatlandırıcıları tercih etmek tatlılarda ya da işte çay kahve alışkanlıklarında doğal tatlandırıcılar bizim her zaman diyetlerine değer verebiliyoruz. Bir de şu var tabii ki hani hepimiz biliyoruz etiketlerin içinde gizlenmiş gizli şekerler var. Yani şeker olarak yazmıyorlar ama mesela sükroz yazıyor, maltoz yazıyor. Onlar bakıyorsunuz da aslında onlar da şeker. Yani hani biz şekersiz olduğunu düşünerek raftan aldığımız şeylerin etiketini hala etiket programını yapamadık, yapacaktık sözümüz var size. O etiketin içinde aslında gizlenmiş, adı şeker olarak yazılmamış ama aslında içinde şeker olan birçok ürün var. Bunları tek tek aslında size bir ara anlatacağız. Hangi ürünler aslında içinde ne yazdığında şeker. Mesela maltoz yazdığında o bir şekerdir. Ama biz buna şeker yazmadığı için ve çok da okumadığımız için şeker olduğunu bilmeksizin şeker hastası bile olsak alıp kullanıyoruz. Baktığımızda da yine şeker tüketmiş oluyoruz. Peki şeker hastasıyım. Ben yine size soruyorum. Gluten, karbonhidrat tüketecek miyim ben? Yani ekmek yiyecek miyim? Nasıl ekmek yiyeyim? Hiç mi ekmek yemeyeyim hayatım boyunca? Çok merak edilen sorulardan bir tanesi de bu. Yani gluten aslında mikrobiyota yapısını bozduğu için çok tavsiye ettiğimiz bir besin grubu değil. Ama alışmışlığımızın verdiği bir şeyle de yani toplumumuzda sofralarda ekmek eksik olmuyor. Kişi gelmiş 35-40 yaşına, diyabeti sonradan çıkmış mesela, bırakamıyor onu. Diyoruz ki en azından beyaz ekmek değil, çavdar ekmeği tüketin ya da siyez ekmeği tüketin ya da glutensiz kara buğday ekmekleri var. Onları tüketebilirsiniz. Hem gluten miktarını düşürüp hani totalde aldığınız hem de daha kan şekerini regüle etmede yardımcı olan seçenekler oluyor. Bir de porsiyon sınırlaması önemli. Yani bir oturuşta 3-4 dilim yemek yerine bir dilimle sınırlamayı bilmek önemli. Tabii dilimin de boyutları var. Tabii kesinlikle yani. Var. Ben az dilim yiyeceğim de geniş geniş kesip bak bir dilim yedim şeklinde de evet. Bakmamak lazım. İşin hani kolayına kaçmamak lazım.
çok dürüstçe ince dilimler şeklinde ondan bahsediyoruz. Dilim dediğimiz ince, arkası görülebilir dilimler. Ya, mutfak tartıları da edinebilirler. Bir dilimden kastımız aslında güncellenen değişimlere göre 30 gram esmer ekmeğe denk geliyor. Özellikle fırından alınan ekmeklerin bazıları büyük oluyor gerçekten. Ölçtüm ben, 90 gramdı bir tanesi mesela. Bir dilim aslında 3 dilim ekmeğe eşit. Yani bu durumda da aslında biraz bilinçli olmak, özellikle diyabet hastasıysanız bu konuya özellikle dikkat etmek önemli. Bir de o öğünde mesela ekmek tüketiyorsanız çorba tüketmemeye ya da bulgur pilavı tüketmemeye, yani karbonhidrat kaynaklarını sınırlamaya özen göstermek gerekiyor. Öğününüzde bulgur pilavı varsa hani tamam ben bugün bulgur yedim başka karbonhidrat almayayım diyerek ekmeği çıkarmak. Pilav makarna hiç mi yemeyeceğim? Yine soruyorum. Hani hasta olarak soruyorum. Hastalık hep bize sorduğu sorular. O yüzden mutlaka birçoğu da bunu böyle hiç mi ben makarna yemeyeceğim? Hiç mi pilav yemeyeceğim o zaman? Ben şeker hastasıyım. Hani hep bize gelen, size de gelen sorular. Hepimize gelen sorular bunlar. Ne diyorsunuz? Yiyeceğiz tabii ki ama sınırlayarak ve türüne dikkat ederek. Yine glutensiz olabilir. Kesinlikle öyle. Karabuğday pilavları, kinoalar ya da aynı şekilde tüketeceksek bulgur pilavı. Pirinç yerine bulguru tercih etmek bizim için çok daha önemli. Şeker dalgalanmalarına daha az neden olduğu için. Tüketeceğiz ama sınırlı ve türüne dikkat ederek tüketmek bizim için çok daha kaliteli. Peki yine ben bir şeker hastası olsam neyi sorarım? Bana sorulan sorular. Ben ekmek yemiyorum doktor hanım ama ben simit seviyorum, simit yiyorum. Simit yesem olur mu? Simit aslında bir dilim, bir simit dört dilim ekmeğe eşit. Aslında bir de susam yağı var üzerinde, pekmez eklentisi üstüne var. De. Simit yediğimiz aslında daha tehlikeli işaret ediyoruz. Ekmek yesem daha iyi diyorum ben yani. Ekmek ye daha iyi diyorum bazen. Kesinlikle. Bizim diyabetlilerde en çok önerdiğim şey mutfak tartısı edinmeleri. Gerçekten çok önemli. Artık mutfak alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerekiyor. Baktığımız zaman aynı sorunsal meyvelerde de var. Bakıyoruz meyve 100 gram gibi bir ortalama değer olması gerekirken hastamızın tükettiği 100-150-200 gram kadar bir meyve tüketebiliyor. Yani ben de bir orta boy tükettiğini zannedebiliyor. Çünkü boyut dediğimiz şey göreceli bir kavram. O yüzden bizim bunu kestirebilmemiz için gerçekten bir mutfak terazisi elde etmiş olmamız gerekiyor. Ve ölçe ölçe aslında bunun görselliğini de yakalamış olmamız gerekiyor beyinde. Baktığımız zaman hastalarımız 150-200 gram kadar da meyve porsiyonları tüketebiliyor. Bizim verdiğimiz meyve haklarında. Yine birçok hastamızda önerdiğimiz şey pirinç yemiyorsunuz ama kahverengi pirince de geçebilirsiniz. Ki keza sporcularda da artık çok önermeye başladık. Kahverengi pirince geçebilirsiniz. Farklı tahıllar mutfağınıza sokabilirsiniz. Hem glisemik indeksleri düşük hem gluten oranları düşük tahıllara geçmek aslında daha akılcı oluyor. Bizim birçok diyabetli hastalarda artık bize gelmeden önce hocam biz kestik, ekmeği kestik, karbonhidratı bulguru kestik, makarnayı kestik. Aslında gıda sanayisinin bazı iyi yönleri de var baktığımız zaman. Mesela esmer makarna üretmek gibi. İşte glutensiz kara buğdaydan elde edilen yeni yeni makarnalar da var. Ya da evlerde buna uğraşıp tam buğday unundan kendi eriştesini üreten danışanlarımız da var. Aslında birazcık mutfak alışkanlıklarımızı değiştirdiğimizde hem kendimize hem de işte çocuklarımıza daha iyi, daha sağlıklı tabaklar oluşturduğumuzda onları bile diyabetten korumuş oluyoruz aslında. Ekrana bir görüntü verebilir miyiz? Ben şimdi verdim ekrana. Şimdi tabii diyabet diyoruz, beslenelim diyoruz, sağlıklı olalım diyoruz. Peki diyabetten neden bu kadar korkuyoruz? Ekrana verebilir miyiz? Yani diyabetin komplikasyonları. Yani diyabetten bu kadar korkuyorsak ve bu kadar konuşuyorsak, dünyada bir sorun haline geldiyse neden korkuyoruz? Yani benim şekerim bazen hasta geliyor diyor ki benim şekerim 250 ama ben hiçbir şey hissetmiyorum. Gayet güzel hayatıma devam ediyorum. Hani ne var ki bunda noktasına gelebiliyor. Aslında öyle değil. Tabii ki diyabetin akut komplikasyonları çok yüksek olduğunda 500'lü 600'lü değerler olduğunda işte diyabetik komalar ya da çok düşük olduğunda 50 mg gibi desilitre gibi olduğu çok düşük olduğu zamanlarda hipoglisemik şeker düşüklüğü komalarını görebiliyoruz. O ayrı bir konu. Ama kısa vadede 250 şekerden rahatsız olmayıp hiç rahatsızlığı hissetmeyen kişiler ne yazık ki bir süre sonra böbrek sorunları yaşıyorlar. Yani şu an tüm dünyada diyalize giren hastaların en sık sebebi şeker hastalığı. Koroner arter hastalığı dediğimiz damar hastalığı yaşıyorlar. Tüm dünyada bypass olanların ve kalp krizi geçirenlerin en sık sebebi şeker. Şu an çalışma çağında olan körlüğün, yani bayağı bildiğimiz körlüğün en sık sebebi şeker. Travmaya bağlı olmayan, travma olmaksızın var olan ayak, bacak, parmak kesilmelerinin en sık sebebi şeker.
gebelik komplikasyonlarını, yani gebelikte annenin veya bebeğin zarar gördüğü en sık durum yine gebelik şekeri. Bakıyorsunuz Alzheimer diye konuşuyoruz ya, Alzheimer dediğimiz şey aslında artık tip 3 diyabet. Yani diyabetin ileriki komplikasyonlarından bir tanesi de Alzheimer. Yani depresyon çok önemli. Depresyon, unutkanlık, yani bir bakıyorsunuz bu durum devam ediyor, devam ediyor, Alzheimer'a dönüyor. Eskiden bu kadar Alzheimer'ı görmüyorduk, şimdi neden görüyoruz diyebiliriz ki görmüyorduk hakikaten. Çünkü ömrümüz bu kadar uzun değildi. Yani eskiden baktığımızda ortalama ömür bundan 30-40 yıl önce 57'lerdeyken şu anda tüm dünyadaki ortalama ömür 84. Yani 84 yaşına kadar yaşayan birey sayısı arttığı için tüm dünyada geriatrik dediğimiz 65 yaş sonrası popülasyon arttığı için Alzheimer arttı. Diyabet bu kadar yüksek olursa tabii ki şu an ne yazık ki 65 yaş üstü 3 erişkinden biri de Alzheimer. Demek ki diyabetin ileride Alzheimer olmamak için, böbreklerimi kaybetmemek için, kalp krizi geçirmemek veya kalp damar hastalığından ölmemek için ya da körlük veya ayak, bacak, uzuv kayıpları yaşamamak için şekerimizi kontrol etmek durumundayız. Hakikaten uzun süredir şekeri 250 olan bir hasta diyor ki benim hiçbir şikayetim yok. Hakikaten de olmayabiliyor. Neden? Çünkü hep şeker yüksek olduğu zaman vücut artık ona alışıyor ve bir tepki vermiyor. Ama normal mesela hep 100 olan birisinin şekeri bir gün 250 olsa kendini çok kötü hisseder. Ama hep 250 olması ve artık bir şey hissetmemesi, hasta bana geliyor, benim hiçbir şeyim yok diyor, hiçbir şikayetim yok. 250-300 ile geziyorum ama sıkıntım yok. Diyorum ki bu daha tehlikeli. Neden tehlikeli? Artık çok uzun süredir şekerinizin yüksek olduğunu gösteriyor. Demek ki artık bize zarar verdiğimizi gösteriyor. Yani bunun bize zarar vermiş olması neyi gösterir? Bütün organları taramamız gerekiyor. Ben şeker hastasıyım, geldi bize. İlk yapacağımız şey şekerini kontrol altına almak. A1C'si 3 aylık geri dönük ortalama şekerini kontrol altına almak. Hayat tarzını değiştirmek. Ve bir süre sonra tip 2 diyabetse hemen tanı koyduğumuz anda gözünde bir bulgu var mı? Göz hekiminden yardım alın. Göz arkası retina dediğimiz yerde damarlanma sorunumuz var mı? Bakmalıyız. Bir kardiyoloji hekiminden destek alıp kalp damarlarında fark edilmeyen bir rahatsızlık var mı? Bakmalıyız. Neden? Benim göğüs ağrım hiç olmuyor. Ben neden kalp doktoruna gidiyorum diyebilirsiniz. Çünkü şeker hastalarında ağrısız kalp krizi diye bir gerçek vardır. Yani nöropati dediğimiz sinir ucu hasarına bağlı ağrı duyusu kaybolur ve hiç ağrı hissetmeksizin bile kalp krizi geçirebilirsiniz. İşte böbreklerimi nasıl kontrol ettireceğim? Ben her gün zaten her gittiğimde böbreklerime bakıyorlar. Biyokimya testinde, aile hekimliğinde kreatinin bakıyorlar. Sadece kreatinin bakmakla, üre bakmakla bunu göremiyoruz. İdrar topluyoruz. İdrarda erken dönem küçük protein kaçağımız var mı ona bakıyoruz. Sinir ucumuzda hasar var mı? Ayaklarda yanma, batma, kramp, karıncalanma, üşüme ya da çok sıcak gibi bir görüntü varsa bu da şekerden, şekere bağlı nöropatiden. Bu konularda da mutlaka hem hekiminize, şeker hekiminize, endokrin hekiminize mutlaka başvurmanız gerekiyor. Süremiz çok az kaldı. Ne önerirsiniz şeker hastalarımıza? Yani ne yapsınlar bu insanlar? En güzel son mesela eve götür mesajı olarak versek ne önerirsiniz? Bütüncül yaklaşmak önemli bence. Doktoru ilacını ayarlıyor. Kendisi diyetisyenle beraber takipte kalıp beslenmesini düzenlemeli. Egzersizi, düzenli egzersizi özellikle hayatına yerleştirmeli ve stresten uzak durmalı. Kimi zaman görüyoruz, yani düzenli beslense dahi şekerlerinde regüle olamıyor. Bu da stresten kaynaklı olabiliyor. O yüzden bütüncül bakmak çok önemli. Düzenli beslenip, düzenli ilaç kullanıyorsa onları aksatmadan egzersizi ve stres kontrolüyle beraber bütüncül bir şekilde tedavileri en iyi şekilde ilerleyebilir. Sen bir şey söylemek ister misin? Diyabet tanısı aldığımız aslında yapabileceğimiz çok şey var. Kaç yaşında olursak olalım, kilomuz kaç olursa olsun aslında sağlık profesyonellerinden aldığımız destekle birlikte aslında diyabeti kontrol edebiliriz. Hatta geri bile döndürebiliriz. Evet, ben de şunu söylemek istiyorum. Şeker geri döndürülebilir bir hastalıktır. Kader değildir. O yüzden şekersiz günler diliyoruz size.
Forest Önce Sağlık programını sundu.